Evet, cümleten selamünaleyküm. Bugün intibahın ilk destek videosunu çekeceğiz. Yani 1.1 olacak. Birinci bölümün ilk destek videosu. Nedir bu destek videosu? Videonun verdiği, videonun içinde verilen mesajı kuvvetlendirmek için, zihnimize daha iyi oturtmak için hazırlanmış ufak ufak videolar olacak. Mesela bu destek videosunun konusu zihinsel hapis nedir? Videonun birçok yerinde işte zihinsel hapis, insan zihinsel hapse maruz bırakılıyor, zihin hapis. Bunu defaatle söylüyoruz. Yani burada ne demeye çalışıyoruz gibi bir soru olabilir. İnsan bu manayı belki daha kuvvetlendirmek gerekebilir aleminde. O yüzden 1.1'in konusu zihinsel hapis nedir olacak. Örnekle başlayalım mesela. Tutsaklık denince aklınıza ne geliyor? Muhtemelen hiç kimse istemez ama bir canlı sadece bedenen mi tutsak edilir? Düşünceler, zihinler, onlar hapsedilemez mi? Nedir tutsaklık? Birinin işte tanım çok değişebilir ama hareket faaliyetini, bir şekilde icraatını, yapacağı işleri engellemek, önüne geçmek, onu kısıtlamak diyebiliriz. Bir insan sadece bedenen mi kısıtlanır? Bunu soruyoruz. Hayır, insan düşünceleri de kısıtlanabilen, zihni de kısıtlanabilen bir mahluktur. Bu kısıtlama nasıl yapılır diye açıklamak için de hemen arkasına bir hikaye geliyor. Zaten videoyu izlerseniz bu destek videoları anlayabilirsiniz. O yüzden videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum eğer izlememişseniz. Burada ne yapıyoruz? Tavuk çiftliğindeki bir kartal üzerinden gezinti sırasında bir yumurta bulur. Olayı anlatmaya başlıyoruz. Ben burayı tabii hızlı geçeceğim. Tek tek bütün sahneyi izlemeyeceğiz. Ne yapıyor? Çiftliğe bir kartal yumurtası getiriliyor, konuluyor. Bu kartal, yavru kartal, çiftlikte gözünü açıyor. Herkes tavuk ve onlarla hareket ediyor. Onlarla büyüyor. Onlar gibi yiyor, içiyor. Ne görürse onu taklit ediyor. Yani artık yavaş yavaş dışı bedeni kartal olsa da içsel olarak, zihinsel olarak tavuk olduğuna inanmaya başlıyor. Ve işin nihayetinde şurada alayım bakalım. Doğruyu bulurum inşallah. O bir kartal yavru. Bir kartalı görüyor uçarken. Bir kartalı görüyor uçarken ve hemen annesine, tavuğa gidiyor. Diyor ki bu ne yapıyor? Uçuyor. Ben de onun gibi olmak istiyorum. Hemen aldığı tepki. Ney? Ben de uçmak istiyorum. Biz bir tavuğuz yavrum. Kartalsın sen dışın. Hayır, biz bir tavuğuz yavrum. Bunu düşünmem bile komik. Sen asla onun gibi olamaz. İşte tam olarak bu zihinsel hapis oluyor. Yani bedeninde hiçbir sıkıntı yok, uçabilmekle ilgili hiçbir problemi yok. Hatta manevi olarak da yok. İçinde çünkü uçmaya elverişli hisler var, arzuları da var. Ama zihninde bunu asla yapamazsın. Dendiği anda bütün engel artık zihinsel oluyor. Bütün kısıtlama artık zihinsel oluyor. Yani zihinsel bir hapis. Tutsaklık olmuş oluyor bu. Hatta bununla ilgili daha farklı örnekler de anlatılıyor. Ney mesela bir fil yavruyken onu bir zincire bağlıyorlar. Aylarca deniyor o zincirden kurtulmayı. Kurtulamıyor. Artık zihnen onu yapamayacağını kabulleniyor. Öğrenilmiş bir çaresizlik oluyor artık bu onun için. İşin nihayetinde yıllar sonra büyüdüğünde o zincirin ucunu bir çocuğun eline bile versen artık kaçmayı denemiyor bile. O koca, heybetli, istediği gibi o bırak bir çocuğu, koca bir adamı devirecek o fil. Kaçmayı denemiyor bile çünkü zihninde bunu yapamayacağına inanmış. Yani zihinsel bir kısıtlama, biz buna zihinsel hapis diyoruz. Aynısı bizim için de geçerli mi? Kesinlikle geçerli. Aslında kartalımızın gözündeki en büyük problemi, çok rahatlıkla çözebileceği en küçük problemiydi. Şayet zihinsel bir hapse maruz bırakılmasaydı. Hemen kartalla videodaki karakterimizi bağdaşlaştırıyoruz ve diyoruz ki aslında kartalımızın gözündeki uçmak en büyük problemi. Çok zor görünüyor. Aslında o kadar zor değil onun için. Çok rahatlıkla çözebileceği en küçük problemiydi. Problem nerede? Bedende mi? İstekte mi? Kabiliyette mi? Hayır. Zihinde. Gözündeki en büyük problemi çok rahatlıkla çözebileceği en küçük problemiydi. Ama zihinsel hapse maruz bırakılmasaydı. Bağladık karaktere. Kolundaki saate bakıyor. Ömrü geri gidiyor. Ve düşünüyor yani 29 gün ömrüm kalmış. Ne yapacağım ben diyor şimdi. Bunu kendi hayatınıza vurun. Bir sevdiğiniz ölüyor ve siz diyorsunuz ki ne yapacağım ben şimdi? Yani bu belki benim en kolay çözebileceğim bir problem ama zihnimde çok zor ve büyük görünüyor. İşte bizim vurgulamaya çalıştığımız şey tam olarak bu. Senin en büyük ihtiyacın olan bu işi çözmek belki de sana çok basit, çok kolay, net anlayabileceğin bir şey ama
içinde bulunduğun sistem, yaşadığımız hayatlar buna çözüm niteliğinde olmadığı için tavuksun, tavuksun, tavuksun dendiği için artık bu bizim için en zor iş haline geliyor. Tek çıkış yolumuzu belki sonumuz karanlık gibi görüyoruz. Yani ben ebedi mutluluk istiyorum, sevdiklerimle kavuşmak istiyorum, işte lezzetlerim, hazırım sonsuz olsun istiyorum. Bunun anahtarı ne? Belki tek anahtar şu zamanın bitmesi, bir başlangıcı doğuracak ama bize zihinsel öyle bir inandırılmış ki bu sondur, bitiştir. Bir ateist için değil abi bu arada, bir Müslüman için de dahil. Bu bir sondur, kabir karanlıktır, yılandır, akreptir, çıyandır. Böyle gösteriliyor. Yani bu zihinsel hapis ve buradaki bundan kurtulmak gereği İslami değil, emin olun, insani. Yani ateist, deist, işte Hristiyan, Yahudi, kim olursa olsun fıtraten bunu çözmek gibi bir arzusu var. Kartaldaki gibi uçmak arzusu var. Ama bu önümüze konulan hayatlar asla bunu yapamazsın, asla ölüme çare bulamazsın der nitelikte olduğu için mecbur çaresizce ölmeyi bekliyoruz. Bu da insana yapılmış zihinsel bir hapis oluyor işte. Yani artık zulüm oluyor hatta. Sen bunu çözemezsin. Ne yapacağız? Biz işte burada intibah, uyanış, buna bir çözüm arayış serüvenine adım attık. İnşallah hep beraber bu işi çözmüş olarak noktalarızdır. Bunu da söyleyelim. Bence çok önemli çünkü burası da. Yanlış seçeneklerle verdiğin birinden çözmesini istemek. Bu da bir hapis işte. 2 kere 2. Tam belki en net de bu özetliyor ya, değil mi? 2 kere 2. Çok basit bir problem. Herkes bunu çözebilir. İlkokul 1. sınıfa giden bir çocuk da bunu çözer. Ama seçenekler 3, 7, 9, 13. Ne olacak şimdi? Nasıl çözeceğiz biz bunu? Doğruya nasıl varacağız? Varamayız. Yani doğruya gitmenin bir yolu var mı burada? Sorgulanması gereken sorunun kendisi değil artık. Seçenekler. Yani hapis ne? Önümüze konan bu seçenekler bizi hapsediyor resmen. Yani çözüm odaklı değil. Bunu burayla bağdaşlaştıralım. Kartal için uçmak basit bir problem ama seçenekleri gıdakla, işte yumurtla, ne yap, yemlen, uçabilir miyim? Uçmayı deneme. Öyle bir şık yok. Kapattık. Fil, kurtulmak çok basit bir problem ama buna kalkışma bile. Çünkü böyle bir şık yok. Ölüm, bizim önümüzdeki çok hepimizin bildiği bir problem ama belki çok basit bir problem ama seçeneklerde buna bir çözüm yok. Ne oluyor o zaman? Çözümsüzlüğün, çaresizliğin içerisinde insan hapsediliyor. Buna biz çaresiz bırakmaya zihinsel hapis diyoruz. Yani adam artık hiçbir şekilde aleminde bunu sorgulayamaz bile. Hatta gerçekten bırakın buna çözüm aramayı, hayat amacımızı bile sorgulayamamak, doğru mu değil mi bile diyememek yine bu zihinsel hapsin ürünü. Sorununla yüzleşmemek zihinsel hapsin ürünü. Sorunla yüzleşleştirmemek. Ya sakın ölümü hatırına getirme bak, konuşma böyle şey, tövbe Allah korusun falan. Ya Allah niye korusun, kendi emri zaten ölüm. Yani bununla asla karşılaşma demek yine zihinsel hapsin ürünü. Niye aklımıza getirmiyoruz bunu? Kaçıyoruz. Toplum tarafından da kaçırılıyor. Çünkü elimizdeki seçeneklerde buna bir çözüm yok. Toplum komple bir zihinsel hapisteyiz. Bedenen hiçbir sıkıntı yok ama A koğuşunda, B koğuşunda farklı yaşam modelleri bize bir hapis hükmüne geçmiş. Yani özetle bir insanın sorunla dahi yüzleşmemesi, hayatını sorgulamaması ve tek çıkış yolunu belki bir karanlık ve asla yapılamaz bir son gibi görmesi, ona böyle gösterilmesi bu kişiye yapılmış zihinsel bir hapis oluyor. İnşallah intibah videosuyla biz orada bu işin beraatına, kurtuluşuna talibiz, uyanmaya talibiz. Bugünlük yeter herhalde. Selamünaleyküm.